Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir saç kesim videosu ile sizlerleyim. Bugün sizlere bob saç kesimi yapacağız. Videoma başlamadan önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve sosyal medya adresinizde videomu paylaşarak daha çok kişiye ulaşabiliriz. Burada ilk önce yapmış olduğum temel ayrım profil ayrımı. Profil ayrımı nasıl yapıyoruz? İki kaşın ortasından enseye doğru tamamıyla başlayarak ense bitiş noktasına kadar ayırmış olduğumuz nokta profil ayrımı. Profil ayrımından sonraki ayrımı da taç ayrımı yapacağız. Bu taç ayrımı da saçın tepe noktasından kulak hizasının arka kısmına bölümündeki yerden başlayıp ayrım yapıyoruz. Burada saçın temel ayrımlarını oluşturup daha net ve düzgün bir saç kesimi yapmak için ilk önce temel ayrımlarını oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi burada bob saç kesimi yapacağım. Burada alt kısmından belirli ayrımlar oluşturuyorum. Tepe noktasından gördüğünüz gibi 4 ana bölümde bir ayrım bölümü oluşmuş olacak. Burada saçın çerçevesinden, alt çerçevesinden bir ayrım oluşturacağız. Bu ayrımda saçın temel boyunu belirlemiş olacağız. Bob saç kesiminde burada gördüğünüz gibi taç ayrımının bölümünü ayırdım ve alt kısmından şakak bölümünden bir parça ayırıp diğer kısmı pensledim. Ense kısmından da ense bölümünden bir ayrım oluşturuyorum. Burada yine diagonal bir ayrım. Evet, burada diagonal bir ayrım oluşturdum. Sonra ense kısmından bir ayrım, yatay ayrım oluşturdum. Gördüğünüz gibi tepe noktasında 4 ana bölüm ve ayrılmış bir bölüm oluşturdum. Burada ense kısmından saçın boyunu belirleyeceğim. Burada saçın düşüşüne uygun bir şekilde saç kesimi uyguluyorum. Yani saç hiçbir şekilde şu anda parmak tutuşu yapmadan tarak altı keskin at kesim tekniği uygulayarak burada 0 derecelik bir açı oluşturmuş oluyorum saçta. Saçın doğal düşüş yönüne göre saç kesimi yapıyorum. Bu şu anda oluşturmuş olduğum bölüm saçın temel boyu oluyor. Bu boyda da diğer sol tarafta ve sağ tarafta da ayırmış olduğum bölümü aynı boyda kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Burada sol tarafa geçtiğim zaman tarakla hafif biraz açı veriyorum saça. Burada çok hafif öne doğru uzayan bir bölüm olacak. Gördüğünüz gibi hafif bir açı vererek yine aynı boyda kesmiş oluyorum. Bu kesmiş olduğum boy saçın temel boyu olacak. Bu boyda bütün saçı şekillendireceğim. Burada müşterimizle konuşuyoruz. Biraz daha öne uzun mu olsun, biraz daha düz mü olsun diye. Orada ucunda birazcık uzunluk olduğu için onu tekrardan hafif biraz toparlıyorum. Burada saç kesimi yaparken müşterimizin başının duruşu çok önemli. Bu duruşa uygun bir şekilde tarayıp saçın doğal düşüşüne göre tarak altı keskin at kesim tekniğiyle kesim işlemime devam ediyorum. Sol tarafta kesmiş olduğum bölüm yine aynı tarafta. Sağ tarafta da aynı şekilde uyguluyorum. Yine saçın düşüş yönüne uygun tarağımı dümdüz değil, bir önceki kesmiş olduğum saç noktasından kılavuz olarak hafif öne doğru açı oluşturarak, çok yoğun bir açı değil oluşturarak kesim işlemine devam ediyorum. Burada saça açı vermeden saçın doğal düşüş yönüne uygun bir şekilde sadece tarağı cetvel gibi kullanıp burada saç kesim işlemi devam ediyorum. Sizler de saç kesimi yaptırmak isterseniz salonuma gelerek, yani sosyal medya adreslerimden benden randevu alarak, sosyal medya adreslerim videomun açıklama kısmında mevcut. Buradan ulaşarak salonuma gelerek saç kesimi yaptırabilirsiniz. Diğer kuaförlük hizmetleri konusunda da hizmet alabilirsiniz. Ombre balyaj, röfle, perma ve diğer kuaförlük hizmetleri konusunda da sizlere hizmet vermekteyim. Mikro kaynak, saç uzatma teknikleri, diğer saç kesim teknikleri hakkında da sizlere hizmet verebilirim. Yapmanız gereken videomun açıklama kısmında ki sosyal medya adreslerimden, Instagram'dan ve diğer sosyal medya adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi temelini oluşturduk. Burada kademeli bir şekilde burada yatay ayrımlar oluşturuyorum. Ve burada hafif 45 derecelik, yani 45 derecelik bir açıyla, burada yatay 45 derecelik bir açıyla bir önceki kesmiş olduğum saç noktasındaki kılavuzuma uygun bir şekilde saç kesime devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi saçı kendime doğru tarıyorum ve alt kısmındaki saçı görüyorum. Burada tarama yönüm, parmak tutuşum. Burada ayrıma paralel bir şekilde tarıyorum ve keskin hat kesim tekniğiyle saç kesimi yapıyorum. Burada saçın çıkış yönüne uygun 45 derecelik yatay 45, bir de dikey 45 var. Burada ben yatay 45 derecelik açıyı kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi tarıyorum, alt kısımdaki saçı görüyorum ve bu saça uygun bir şekilde kesiyorum. Bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan böyle kademeli bir şekilde ilerleyerek saç kesimime devam ediyorum. Tarıyorum. Alttan bir kılavuz alıyorum. Saçı taradıktan sonra ayrıma paralel yatay 45 derecelik açıyla saç kesime devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi alt kısımdaki kılavuzu belirlediğim için, taradığımda alt kısımda kılavuzun belli olduğu için hiç zorlanmadan bob saç kesimi devam ediyorum. Çünkü saçın alt kısmında saçın temelini oluşturdum. Saçın boyunu belirledim. İstediğim kadar keseyim, oradaki hata yapma oranım %0 gibi bir şey. Çünkü saç temeli ve boyu belirlenmiş durumda. Bu kademeyi izleyerek sadece burada yapmam gereken saçın üst kısmından isteğinize göre daha yoğun katlarla saç kesimini oluşturmamız. Burada ben çok yoğun katlar uygulamadan sadece saçın ense kısmında saça yumuşak bir geçiş sağlamak için 45 derecelik bir açıyla gradasyon form oluşturarak bob saç kesimime devam ediyorum. Burada ense kısmında yatay 45 derecelik açılarla uyguladığım için saçın arka kısmında biraz bombelik olacak. Evet arkadaşlar, saç kesimiz sona erdi. Gördüğünüz gibi güzel, hafif öne uzayan, arka kısmında da bombeli bir saç kesimi. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.